Assalomu alaykum. Teleekran orqali bugun kim bilan chaqchaqlashamiz diye qiziqish bilan nigohlarini qadab turgan aziz millatdoshlarimiz, yurtdoshlarimiz. Albatta, bugun sizning xonadoningizga shunday bir inson bilan birgalikda keldik. Bugun davramizga taklif etib chaqchaqlashadigan insonimiz eng avvalo serfarzand, ota, mehribon yor, jonkuyar do'st, ruhshunos, davlat mukofotlari sovrindori. O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilovni kutib olamiz. Avvalambor assalomu alaykum Erkin aka, xush kelibsiz. Kirishingizdan oldin biroz sizga ta'rif berganday bo'ldim, lekin mana bu olqishlardan keyin yana bitta ta'rif esdan chiqib qoptida. Eshitamiz. Jonkuyar pedagog. Bizni qarshimizda turgan bu inson yuragi katta san'atkor. O'sha Shoh Edipdan tortib Kelinlar qo'zg'olonidagi komediyagacha, Mirzo Ulug'bekdan tortib Shakespeare yostun g'aroyibotlarigacha, Usmon Azimni qator asarlari hamma-hammasida Erkin akamni yangi qirralarini ko'rasiz. Xudo rahmat qilsin Dilbar Ikromova bilan. Umrlar uzoq bo'lsin. Erkin aka menga tan berganman. Bu insonlar sahnaga chiqqanda sochidan tirnog'igacha o'sha sahnada yashaydi. O'sha sahnada jaranglaydi. Uni ustiga Qunduz bobo. Ranoha o'sha Qunduz avakini qissalari haqiqatdan ham nafaqat yoshlarga, kattalar ham ko'radigan multfilm bo'lganda. Buni Kamoliddin dublyaj qilganlar. Mana oxirgi dublyajim shu o'zi. Undan keyin men dublyajga borgan emasman. Eng oxirgi dublyajim shu. Hoş, endi bolajonlarim Sichqonvoy haqidagi ertakni aytib beraman. Desa o'sha Madina ham, Yodgor Ziyon Muhammedov ham hammasi ham bir-biriga juda tushganda. Oradan 2 oy o'tgandan keyin Muhammad payg'ambargacha bo'lgan multfilm. Buni Ukrainada Krishchatk ko'chada fransuz tilidan o'zbek tiliga o'girganmiz. Bugun davramızda ishtirok etayotgan insonlarning ichida mashhur rejissyorlardan tortib, endi tetapoya qilib sahnaga kirib kelayotgan shogirdlaringiz, o'quvchilaringiz. Qolaversa mana bu yerda hozir o'g'illaringiz ko'p, lekin men 3-tasini ko'ryapman. Katta o'g'lingiz mana Valijon Shamshiyev, chiroyli qarsakinglar bo'lsin. Men nimaga sizni o'g'lingiz deyman? Bu yigit o'sha sizga hali kuyov bo'lmasdan oldin sizga bo'lgan muhabbatini bilganman. Sizga bo'lgan intilishini bilganman. O'sha paytda men endi bilaman, Anjonli bilaman, Anjonli ish uchun Anjonlikka anaqa yaqin yuribdi desam, keyin kuyov bo'lganda. Bir voqea bo'lgan, u paytda Anjon Yo'ldosh Oxun boboy nomidagi teatrda ishlardim. Shu yerga borib, ular bir spektakldalik ko'rgani borganlarida u yerda ko'rganmiz. Keyin esda qolgan ekanman, bilmayman. Bir kuni Toshkentga keldim endi. Abituriyent bor. Bunday qarasam ko'chada mashinalarni to'xtatdilar-da, mashinasining ichidan Nabrahimov. Shunday tushdilar, yetalab bir kafega kirib ketyaptilar. Yugurib keldim. Assalomu alaykum Erkin aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz desam, menga qarab, "Ye, ko'zimga ishq ko'rganyapsan" dedi. Men dedim, "O'sha Anjon teatridanman. Valjon bo'laman, Anjon teatrida bir ko'rgandingiz falon spektaklimizni" desam, doim esladilar-da, men keyin bildim, bular Nabraka bilan doim bir-birlar bilan talashar ekanda. Bular Anjondan ko'p san'atkor chiqadi desa, ular Qo'qondan ko'p chiqar ekan der ekan. Ha. Nima qilib yursan deb, teatrni o'qishga keldim desam, "Ha, Nabaka, qarang, mana Anjondan kepti. Teatrni institutga kepti." Deyadi, "Ha, yaxshi kepti. Anjondan kelgan bo'lsa, Toshkentda nima qilib yuribdi bu? Toshkentda Anjonli bo'lsa, Anjonga bora olmaydimi?" "Yo'q, sizga gapirib odam bir obro' topmaydi. Mana bu teatrni ishga kelib, Anjondan kelibdi, Qo'qondan emas" dedi. Yo'q, Nabrayev endi aytgan gapirib qo'yarlar-u.
Bekerek, aboradaki kafeyizge kaçan yetemiz. Kel, menge karab mihruvanlığı yıkı. Bu masa men, vegan o adam ben uçpaydı. Gel, karnın açgı o şey yaptı dedi beni. Onlar da içkereye kırıştı başlasam. Bekerek, bu yetim aramız bozdu. Kafeyizge, ayken kafeyizge. Ne bakar, yedali, ne bu tiyap, bu kötü yaptılar da. İçlerden taş bir tiyapla karnı açarken şekilliydi. Diyordular, şaşmayın. İti varamız, yengisinden var, onu içtin ki yeti varamız dediler. Üç bayitli yengisine gitti. Kala, ayçin içi diyordular. İki de adam takka çıkıp geçirken eken, abeke. İttasının kolu çıkıp geçipti de paskaya kadar üçlü başlattı. Üçse ikincisi, kolun sınmadı mı? Yok, başın yorulmadı, yok, ayağın sınmadı, yok. Kaytıp çıkmaması, hani yerge yeti var yanım yok diken eken. Şöyle divanı uçmaya değiştirdim dedim. Bir gün indi keyfiyatı çatak geldiler dedim. Keyfiyatı çatak geldi. Uçmaya da Abul Faiz Khan'ın işle etken payetler iken. Siz indi kiyonma deyiz ya ki hali şagird. Yok hali. Şagird. Şagird. Aşağıda maşağı ki ya. Anlayacağız ki. Hani havar yaptırardım. Kip kip durardım. Şu payetli keyfiyatı çatak geldiler. Gelip indi uzlarını koyarak joy toparmaya yaptılar. Ay, ne mi oldu da ders edip, opam sorudular. Ya, zikreden kanayın. Mamla o icra eteylik desek, şu eskilik sarkıtını uşamayan daha dediler de. Mamla o icra, canım çıkıp, eğer buna oynayacağım bu sayık, ben oynamayayım var edip, çıkıp tuttum, repetisyadan dediler de. Şuna bacak atın, ben sana okşat yapmak olasın. Ondan hakikaten bacak atın. Şuna dediler, yanımızda yatakhananın yanında bir telefon vardı, şu telefona düştüm de. Şimdi ders romalıyla yaptım ağzını da, telefon kıldım. Opam kötü aradılar. Esselamun Aleyküm, ben zikire kez bulamam. Erkincan uydamlar. Sen doğdur opal. Çakırıp koyayım dedim. Katta başımı küçük kılıp telefon kılıyam ben. Çakırıp koyayım. Şimdi bunu ayırken de, zikire kem çakırıp diyende, şimdi halatdaki genler. Aya. Diyordular. Uzer Erkincan, eğer menden otkan bulsa uzer. İcatta bana ne kadar işlerden bop duradı. Katta başımı küçük kılıp telefon kılacağım dedim de koy koy. Kaldılar. Orada bir kaptı iki kaptı oturdular onu mıdır? Bu akıyla vurup şu. Yine bir varıp dur orada. Tiyatrıya varsam. Upayetteliğe Jiguli maşiniyle bulardı. Şu Jiguli maşinanın arkasına oturdum. Buraya hareket etken ekenler. Uzun gap soradım. Erken eken ana zikir ekenlerle tartışıp alıyoruz. Gelişip gittiler. Diz mi? Ne mi oldu? Ana var bir ustazlar. Ustaz ne olur ha? Hani uzun telefon kıldı ben geldiğinizde. Kursam mı ondan ben? Şimdi uzun telefon... Şimdi bugün vakit şu bugün telefon kıyanlardaki yırtasken... Yırtaki kıyanlar tiyatrıya. Hamadan aldın kıyanlar, zikreke'den aldın kıyanlar. Şimdi zikreke kırıp gelişi bulan... Bunlar fayda varıp şunu da kurtar o kıyanlar da. Zor ustaz, abop ben dedim, irken atıp. Zor ustaz da zikreke. Aklı iskirip kaldı mı? Savab iş kıyken eken siz ha? Şuna kadar savab işler kılıçka hareket kıyken ben. Lekin cüda ham kaltız. Köp aitkensiz ve aita olgansız. Maşı sözü ançamçası belki çindilden ait olmaz. Barizge şükür, baringe şükür digen sözler. O bir ufuk digen spektakilde. Baringe şükür cennet. Şunda baringe şükür cennet digen de bütün şey... Zalda oturgandım. Hamma jimirab ketgan. Jit bo'lib o'zingizni xohlamagan holatda ko'zingizdan yosh chiqardi. Mana shunday bir katta bir maktabni egasi. Zamonamizning yana bir mashhur rejissyori Ibrohim aka bizni shu ustoz bilan yaqinlashtirdingiz ancha. Biz ham 84-yil hali abituriyentmiz. Hamma abituriyentlar hujjat topshirish uchun qator turgan edik. Keyin eshitib qoldik Erkin Komilov kelibdi institutga. Biz ham endi qiziqib Erkin Komilovni jonli o'zlarini ham ko'rar ekan biz deb tashqariga chiqsak, erinmasdan sen qayerdan kelding? Bu yerdan keldim. Ha, yaxshi. Keyin menga ham navbat keldi-da, qayerdan kelding? Marg'ilondan keldim desam, qo'limda hujjatlar ko'rib, qaysinga topshiryapsan? Shu aktyor bo'lmoqchiman men ham. Desam, qaradilar-da. Bukan sen adashib kelibsan-ku dedilar. Endi bu kishining gapini biz hali
juda jiddiy qabul qilyapsiz-ku. Erkin Komil, sen adashib kelsan bu yerga. Dedilar, nega Erkin aka desam, aktyor bo'lish uchun attestatda hech bo'lmasa 2 dona 3 bo'lish kerak dedilar. Hamma bahoyim 5-ku dedilar. Men qiziqaman desam, Erkin aka zo'r o'qibsan, men kirgan iloyim, yaxshi aktyor bo'lgin deb duolar qildilar o'sha yerda ham. İlk ko'rishganimiz shunda bo'lgan. Endi oradan yillar o'tib, filmlar olishni boshlaganimizdan keyin meni rejissor sifatida ozgina bo'lsa ham hali qandaydir ishim kimgadir ma'qul kelayotgan bo'lsa, ana shu ishlarda mana shu Erkin akaning ham katta bir xizmati bor-da. Mana shu qizg'aldoq deysizmi? Jida guli deysizmi? Mana yaqinda namoyish etiladi Ishq va Anduh filmimiz. Mana siz bilan birga o'ynaganlar Baxt qushi seriali. Baxt qushi. Ustozni hurmat qilishdi, Erkin akadan o'rgandik. To'g'ri. Qaysi ishni boshlashdan avval albatta ustozlari Shukr aka Burxonovlarni, rahmatlilarni eslab duolar qilib, Qur'on tilovatlari qilib, ana shularda ruhlardan kuch olib sahnaga chiqqanlarda. Chiroyli qancha yillar. Yoshligimdan shu otam rahmatli bizani Erkin akam juda yaxshi ko'rardi. Juda ham yaxshi ko'rardiki, men otam ham o'zi Erkin akamga o'xshab ketardi-da. To'g'ri, shu biza Erkin akam ko'rsam otam ko'rgandek bo'laman. Qarang. Og'a bek akam bilan ham aytib turamiz, shu otamizga o'xshaydi shu inson. Shu qolaversa, men san'atga bo'lgan muhabbat, ayniqsa mana bu filmda rolda bo'lgan muhabbatni shu ustozni bir og'izim gaplaridan yonida bo'lib, Jizzaguldan ayniqsa meni juda rosa tarbiyaladiki, indamay tarbiyaladi meni, gapirmay tarbiyaladi. Shunday o'tirardi. Biz serial nimada syomka paytida hali yosh aktyor aktrisalar birontasi ham qo'liga razrabotgani olmaydi. Tayyorlanmaydi, lekin ulug' ustoz uni bir mutlaqo berishi mumkin. Shunday bo'lsa-da shu haligi tekstni olib yodlab bir chetga o'tib, bir piyola choyni olib, menga xalaq qilmanglar deb unaqa o'tirardi. Mana mas'uliyat. Mana biz u yerda vaqir chaqir bir-biri bilan o'ynagan, bir-birini qilgan o'tiradi deydi, vaqtini o'tkazib. Professional odam tayyorlanib o'tiribdi. Mana shunday narsalarni keyin o'sha yerda menga sekin chaqirib turib, sen buni qilmagin. Bu yoqdan kelgan ishni buni qilgin. Ko'zingni bu yoqqa albertavermagin. Odamni ko'zi gapiradi aktyor. Gapirmasang ham, mana shu ko'zing gapirib turish kerak deb ko'p o'g'itlarni bergan ustoz. Bu sohada men institutda o'qimagan bo'lsam ham, yetaklab kirgan odam Ibrohim akam ustoz bo'ladigan bo'lsa, meni o'sha yerda tarbiyalagan inson ulug' ustozim Erkin Komilovga men juda ham bir hozir ham ta'zim qilib minnatdorchilik bildiraman. Ustoz, ozgina darajada bo'lsa ham xalqqa tanilgan bo'lsak, sizga bo'lgan muhabbatimiz orqali shu darajaga yetdi. Rahmat. Şerafetin eyle bağlarda, dost diyarlar bilen devran sürerli.
gelipti, nar gelipti dildine. Medesinde bar gelipti dildine. Ama gelipti, nar gelipti dildine. Medesinde bar gelipti dildine. Nar gelip de dildine, medesinde bar gelip de dildine. Ama gelip de nar gelip de dildine, medesinde bar gelip de dildine. Ama gelip de nar gelip de dildine, medesinde bar gelip de dildine. Mazalı bir yar gelip de dildine, medesinde bar gelip de dildine. Erkin aka, mana shu yoningizda sizni sizga ilhom baxshida qilib turgan. Sizni doim issiq sovug'ingizdan xabar olib, sizni mana shunday kuch-quvvatga to'lib, shunday ruh ham tetik bo'lib yurishingizda men avvalambor mahbubamlarga, yangamlarga katta rahmat aytmoqchiman. Bitta olqishlarimiz bo'lsin. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Chunki mana shu mahbubam to'g'ri ovqatlanishga ham qaraydilar. Charchab qoldingiz. Erkin aka, yo'q, 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 yo'q. Kim charchaydi? Soatlab mahbuba haqida gapirsang shunday bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Yo, rosti, rost to'g'rimi? Ustoz, to'g'ri aytasiz. Bo'lsa, o'tirgan bo'lsa, opam kelyapti, turadilar. Bolaligimdan o'sha otalar so'zi aqlning ko'zida choy olib kelardingiz-ku. Ha. O'sha men endi kichkina edim. Ha, Manzura aya o'ynagandilar. Onangizni o'sha choy olib kelib, choyni berib ketardilar. Onalari yeyishga o'zlari pishirgan o'sha taomni berib yubarardilar, ulashardilar, ilinardilar-da. Va o'sha yerda bee'tibor bo'lgan kelinga juda qattiq nafratda edik biz. Endi men bolalarchi. Lekin ayalari olamdan o'tib bo'lgandan keyin shunaqa istirob ketdi. To'lib yig'lashlari, shunaqa dard bilan ko'zlaridagi yosh, ichlaridagi armon, o'sha vaqtida ular o'sha onaga bee'tibor bo'lganlari, vaqt deb, ilmiy ish deb, to'g'rimi? Menimcha ayblamadik bu kishini. Sababi bular o'sha afsusni, o'sha ishlar bilan, o'qishlar bilan bo'lib, oila bilan, o'sha jamiyatdagi o'zlarini faol qatnashlari bilan onani unutib qo'yganlari va bu narsani boshqa insonlar qilmasliklarini juda chiroyli ko'rsatib berganlar. Sahnadagi har bitta ijro etgan rollari bu katta yurak sohibi ekanliklari buni hammamiz bilamiz. Mirzo Ulug'bek, Mirzo Ulug'bekni o'sha Samarqand chiroyli teatr ijodkorlari bilan bizda kelib, Otaxon dargohida sahnada kelib sahnalashtirishganida va biz bu spektaklni ko'rib o'tirganimizda albatta men o'ylamaganman Firuza rolini o'ynayman va bizni ham sahnalashtiriladi deb va mana shu rol menga nasib etganidan va siz bilan bir sahnada turib rol ijro etganimdan benihoya xursandman. Va eng katta narsa bor Erkin akamda bu xalqni qalbidagi muhabbatdir. Endi ishonsangiz 44 varaq she'riy tekst Maxsus Shayzodani. Sheri, agar bitta so'zda kelsangiz, keyingi qofiya kelmaydi. Tasavvur qiling. Shurat Rizayev ikkalamiz ketyapmiz. Rizayev dedim. Qo'ying, mana dedim. Men buni o'yna olmayman dedim. Qisqa vaqt ichida o'ynaysiz dedi. Bo'lmasa buni qisqartirib bering, qisqargani shu dedi. Bordim, xullas. Bir kun uyqu yo'q. Kecha kunduz uxlamayman, ikkinchi kuni yana uyqu yo'q. Uchinchi kuni kecha kunduz uyqu yo'q. Uje men shok bo'lib qoldim. Uxlay olmayman dedim. Uxlay olmayman. Keyin Mahbubaga qo'ng'iroq qildimki, men teatrda ishlamayman. Ketar ekanman shekilli. Men uxlamayapman, buni o'ynamayman ham dedim.
Ben bugün poyuzda oturamadım, hay bu iş çıkmayın dedi. Sizi şahınızda yaşayamaz Kamilim dedi. 16. sentyabr. Da, ailede karasam bir gümbaz göründü. E dedim, o nömeri gümbaz yiğinde paske çüştüm. Hama uklav yattı, uyku attım. O şu gümbaz nömeri gümbaz isem Gure Emir dedi. Sekin borsam, Gure Emir'in aldığını bir ayol sıfır yıkarken, 15 tekem yetti, hiç ezimden çıkmayın. Marikor hayran olup kalıyor, cüde irte kipsiz dedi. İmam ben sabah oy tanıdım. Ama şaka ilacım yok Kur'an'ı telava etmesem, yürü ben çırağını yok verim dediğinde, çırağını yok verdi. Kur'an telava atıldım. Yine oturdum, yine Kur'an telava atıldım, yine çıktım, yine girdim. İrtası giyen vardım, indi nige varsam, Amr'dan neke diyen, bir işte başlığı var iken. İçtim Erkincan, yürü ben sizi başlar yok, apçamayın deyip, paske kalpte açtı da, bana bu dedi Mirza Ulubey, o Emir Timur dedi. Şimdi oturdum da, kolumu ötküzüp, taştı uçadım. Taştı uçakanım bile ben, içimden bir nida geldi de, hiç özümü tohtatamayım. Dört salıp yığladım. Aynen baba dedim. Yarım saatçe kap gittim. Ertesiye vardım. İndiniye vardım. Doğru tiyatrıya ötkenimden gün, üçüncü günden Huda'nın kudreti bilen ruhiyetim bütünleyi başkaça buldu. Oğlumcan Salim'i koyu yaptı, gaplarını işit yapmadı. Kabul kılı yapmadı. Repetisyon yakışıkıydı yaptı. Şunu akılıp kısası. 25 günde 44 varak şiiri tekstiyi atılıp 5'te premiere oynayıp Taşkın'a kaçırdı. Ben dedim ki şünce mihnetim Samarkand'ın sahnesinde kop getirdi mi dedim. Ha özümüzde hem var ki bu Gavhar Şahat Begim var, Abdüllatif var, Said Abud var, Firuza var dedim. Kendiyken Badi Sevet'te yedekin bunu Kirgiz yanıdım, hop dedi. Bana işte oynadı. Dekin şuna kanki zor ansambl buldu da. Cide Gülü'de bir de sahne vardı. Tünde aşı oyga tikilip, alı oğlunu koyup gelişkenliğe oturadigan bir sahne var. Kamera uzaqdan erkin akaga sekin boraveradi da. Bironta gap yo'q. So'z yo'q. Lekin ana o'sha voqeani bunday qarasiz 3 minut 10 sekund. Tomoshabin bironta joyda ko'zini olib qochmaydigan qarashlar, yashashlar. Men mana studentlarimiz o'tirib degan talabalar erkin akadan rol o'ynashni o'rganmaylar. Sahnaga chiqib Erkin akaga o'xshab yashashni o'rgandi. Yashashni, to'g'ri. Go'zalxon, qizlardan ham bo'lsin-a? Ha, Go'zalxon. Marhamat. Assistent. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun shu ustozimiz Erkin Komilov bahonalarida hamma bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandman. Ustoz bilan san'at oliy dargohida bitta kursda ta'lim berayotganimdan juda ham xursandman. Nimaga? Birinchi o'rinda men ustozdan juda ham katta ilm olaman. O'zim bilib bilmagan holda ustozning gaplarini eshitib, o'sha siz aytgandek Shukur Burxonovni har bir darsimizda tilga oladilar. Teatrdagi muhitni gapiradilar. Endi bizni xohlaymizmi yo'qmi institutda teoriya, nazariy bilim olganmiz, lekin ustoz kelib dars berganlarida shu talabalar singari men ham teatrni hidini olaman. Ustoz institutimizga shu kirib kelishlari bilan bizani auditoriyamiz ham endi sahnada teatrni hidi keladi. Xuddi biza o'sha milliy teatrni bir kichkina repetitsionniy zalida o'tirgandek his qilaman o'zimni. Hozir biza bilan birga shu talabalarimiz ham birga kelishgan ustozimizni kurslari bulayam shu ko'rsatuvga borishimizni eshitishi bilan voy ustozni ko'ramizmi deb, chunki bular kanikuldan beri hali ta'tildan beri ustozni ko'rishmagan,
Endi mana o'qish boshlandi. Nima demoqchiman? Ustozni mana shu ko'ramiz, ustozni shu ko'rsatuvlarga boramiz deyishim bilan ularni ko'zlari yonishini ko'rib, ularni xursandligini bugun mana hammasi yetib kelishiga qarab o'zim endi xulosa qildimki, bu darajada darsga bizni majburlab boshqa fanlarga chaqira olmaymiz talabalarni. Bugun mana ko'rsatuv deganimizga расписаниеда yo'q bu ko'rsatuv. Masalan, hammasi как положено institutda forma kiyishmagan, chiroyli bo'lib hammadan oldin kelishib, ustozni ko'rarkanmiz deb yetib kelishgan hammalari. Yana bir narsa demoqchi edim. Ustoz auditoriyaga kirib keladilar, dars boshlanadi. Endi biza bularni endi 1-kurs, 2-kurs programmasi bo'yicha tayyorlab qo'yamiz. Xuddi bir anov dasturxon tayyor qilib yoygandek ustoz o'tiradilar. Bilaman, ustozga u narsa endi yoqmaydi, chunki ustoz juda ham katta san'atkorlar, juda ham stajlari katta. Bizani bolalar endi mana etyud nimaligini o'rganayotgan talabalar erinmasdan bittalab ko'rib, fikrlarini yetkazib, savol berishsa yarim soatlab tushuntiradilar. Nima demoqchiman, eng birinchi o'rinda ustozdan biza kamtarlikni o'rgandik. Juda ham kamtar insonlar. Ustoz umringiz ilohim uzoq bo'lsin. Martabangiz bundanda ulug' bo'lsin. Rahmat, rahmat. Shu institutda ham ko'pchilik domlalar kelishmoqchi bo'ldi. Endi ular ham salom aytib yuborishdi institutda. Kafedra mudirimiz salom aytib yubordilar. Prorektorlar salom aytib yuborishdi. Shu ustoz martabangiz ulug' bo'lsin. Har doim mana shunaqa ko'rsatuvlarda ko'rishib turaylik. Ustoz sizni biza darsga kelib sizga ozroq vazifalar tayyorlab qo'yganmiz. Kelishingizni intizorlik bilan kutamiz. Sog' bo'linglar. Ustoz nimaga har doim mana shunaqa yosharib tetik bo'lishining sababini bilaman. Serial olyapman dedi. Ben dedim ki, seyre, ne seyresem 50 seyre. Şunu bitti seyresse yok mu ama dedim. Desem, bar sözü, sizce kımmet olasa değil. Yaş bu yürüyüşlerin sebebini bizi, kursumuz bilen, korganımızı. Bir günü derste oturumuz, Begzat Eke Mirzayev upaydı, asistentleriydi. Kongra buldu Begzat Eke Mirzayev. İki kere oluyor, yanmaya oturuştu. Kongra buldu, yok ay, yok ay dediler Begzat Eke, iki gün telefonunu koydu. Ha usta, tuzu musuz duattılar diye. Ustazam da karardı dedi, ha yakışı mı, tinçliği mi? Hazı yetişti oğlamdan otu kapsız duattılar diye. İrkindeki inlemediler diye, koya vurdular. Ne geç, şu bu yıllı hesabıdan üçüncü metri oğlamdan otu var. Umriz uzağa boladı, umriz uzağa boladı. Ustaz, barizge şükür, sizi dualarız bile. İnstitüke kirdik, okuşge. Ve bizde kurs rahbar bulmagan o şapaytta. Arsen İsmail Hücaylar cennette bulsun. Bizda qabul qilinmadi. Hamma bo'ypas bolalar kelgan ekan, bir-biridan xunuk bolalar kelgan ekan deb hamma tashab ketdi. Va shundan keyin Erkin Komilov keladi deb aytishdi. Biz ichimizda yo'q xursand, hammada hayajon ilk uchrashuv bo'lyapti Erkin Komilov bilan eski institutda. Va ustoz birin-ketin so'rayaptilar. Xo'sh, sen qayerdansan? Isming nima? Oldin nima ish qilgansan? Nimalar bilan shug'ullangansan deb birin-ketin savol berishdi boshladilar va menga navbat keldi. Xo'sh, qayerdansan turinchi yigitni guli? Buxorodan kelyapman ustoz dedim. Agar Buxorodan kelgan bo'lsang, jida xaltangni yig'ishtirib Buxoroyinga ketaver dedilar. Nimaga ustoz desam, agar san tilingni to'g'rilamasang, san'atda senga noy yo'q dedilar. Va o'sha so'zlari haligacha quloqimda. Ustoz ajoyib oshpazlar. Albatta shogirdlarni to'plab choyxonalarda har doim bizga osh qilib beradilar. Ustozimiz har doim ta'kidlaydilar. Men 127 ga kiraman va siz shogirdlarimiz har doim meni yonimda bo'lasizlar deb aytadilar. Osh damla beraman deydi. Ha, to'g'ri. Siz ham bilar ekansiz unda. Biz 127 ga yoshga qachon kirar ekanini bir zakaz qilib yuribmiz. Ustoz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, boringizga shukr. Assalomu alaykum avvalambor. Biz bu yoqqa kelganimizga juda ham xursand bo'lib ketdik, chunki baribir Erkin Komilovning shogirdlari juda ham ko'p bo'lsa ham,
aynan bize kelganimizga juda ham xursandmiz. Mana kursdoshim aytganlarda rostdan ham bizda o'qituvchi boshida yo'q edi. Ko'chada qolib ketdik. Kimni darsga kirsak ham chiqib turinglar sizlar. Biz o'zimizni o'quvchilarimizga otamiz deyishardi. Biz ko'chada xo'p deb kutib turardik. Oxiri rektor so'radilar bizdan shu nima kamchilik bor deganlarda men sразу aytdim. O'qituvchimiz yo'q bizda dedim. Keyin shu go'zal opa bizda xudoga shukr shular borlar. Shular dars o'tdilar. Keyingi kuni bizga o'sha rektor kelib aytayaptilar. Sizlarga Erkin Komilov bo'lishi mumkin dedilar. Biz juda ham xursand bo'lib ketdik. Agar shunaqa bo'lsa deb o'sha tasavvur qilib shunaqa darslarni, lekin men o'ylamagandim. O'qituvchi yo'q deganimda menga shunaqa bizga katta zo'r eng shu eng katta artistlardan biri bo'ladi deb hech ham o'ylamagandik. Hozir esa ana xudoga shukr, ikkinchi kurs bo'lsak eng zo'r kurslardan biz xudoga shukr. Erkin Komilov na shogirdlari bo'lish bu juda ham zo'r. Kim so'rasa, kimni shogirdisan desa, Erkin Komilovni deb biz juda ham boshimizni ko'tarib yuramiz. Darslar ham juda ham zo'r o'tadi. Shu sahnaga chiqishlarida ham sahnani o'pib keyin chiqadilar. Bizdan yarim soat oldin kelib o'tiradilar. Biz uyalib ketamiz. Ustoz, hozir tayyor bo'lamiz deb boshqa darslardan kelsak ham har doim yarim soat oldin. Biza intizom, biza bulardan juda ham ko'p narsani o'rgansak bo'ladi. Shu intizomda rostdan ham birinchi o'rindalar. Shunaqa katta artist bo'lganlarga qaramay, shunaqa vaqtlari ziq bo'lishiga qaramay bizga ayamasdan turib dars o'tadilar. Biza taburetkada hammamiz o'tirsak ham, bular doim turib, umuman charchamaydilar. 3 soat bo'lsa 3 soat turib dars o'tadilar. Biza bunaqa katta yoshli hozir masalan, bobolarimiz o'zimizni bunaqa qilisha olmaydi, to'g'risi. Lekin Erkin Komilovni hech kim 75 ga kirgan demaydi. Xudoga shukr shunaqa. Rahmat ustoz, Borisga shukr. Shunaqa ayollar ham bizga maslahatlarni hech qachon ayamaydilar. Shu rostdan ham Instagram shunaqa ochishimizda ayollar bizga rostdan ham anaqa maslahat beradilar. Umuman vaqtlarini ayamasdan men bilan 2 soat bo'lsa ham telefonda gaplashib, maslahat berib, mana bu rasmlarni qo'yinglar, masalan, kurslaringizni rivojlanishida shunaqa narsalar qilish kerak deb doim maslahat beradilar. Rahmat. Sizga ham katta rahmat, hammalaringizga rahmat. Rahmat. Xon, Mahbubaxon haqida ham ozgina gapirib ketishim kerak. Mahbubaxon bizning milliy teatrimizda rejissyor yordamchisi bo'lib ishlaganlar. Mana degan xalq artistlari ham to'g'risini aytayapman. Bu nima emas, mubolag'asi yo'q. Mahbubaxon oldida bir minut kechiksa ham javobgarlik his qilardik-da. Shunaqa bir jiddiy edilar. San'atga bo'lgan ehtiromlarini, xayrixohliklarini hammasini sizga bag'ishlaydi aytgan holda, sizning ijodingizda ham shu ayolni turmush o'rtog'ingizning hissalari bor deb o'ylayman. Men Erkin akaning yonida bo'lganim uchun hayot yo'llarim shu inson bilan tutashgani uchun, ham fikr bo'lganim uchun, duolarini olib yurganim uchun Allohga shukronalar aytaman. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Biz bir-birimizni juda ham yaxshi tushunamiz. Nima demoqchi bo'lganlarini oldindan sezaman. Erkin aka juda ham band insonlar. Har doim Erkin akaning yonida ham fikr bo'lishni xohlayman. Bizning uyimizda juda ham katta arxiv bor. Borgansizlar, ko'rgansizlar. Jurnalistlar shunaqa havas keladi. Shuncha katta material, shuncha katta arxiv. Hatto teatr muzeyida yo'q arxivlar Erkin akamda bor. Bor, bor. Bizlar uyga tashrif buyurib qolsa, uyga borayotganda bormaymiz, muzeyga borganda boramiz. Albatta, haqiqatan ham. Yana o'sha zalga kirgandan keyin endi naryoqda ularni sport bilan shug'ullanadigan nimalari turadi. Chap qo'lda shunaqa qatorasiga ketgan kitob javoni bor. Erkin akaning shunaqa kitoblari borki, o'zi umuman bo'sh vaqtlari yo'q. Mana o'zingizlar bilasizlar. Shunaqa kitoblari borki, umuman qo'llaridan qo'ymaydilar. Agar mabodo bo'sh bo'lib qolsalar, o'sha kitob albatta oldilarida bo'ladi. Kitobni yaxshi ko'rganingiz uchun aka, ayniqsa sizning yuragingizga yaqin bo'ladigan mana shayx hazratlarining odoblar xazinasi kitobini tug'ilgan kuningizga sovg'a qilib olib keldim.
Bitti koy soygan bilen bana var. Rahmet Rana. Sağ olun. Sağ olun. Tamam bugün. Sağ olun. Avaz Bek. Bugünkü günde Rusya'daki en nüfuzlu Ali dergahlarda rejissörlük sahası bu içe bilim alıp katta işlerine kul uğrayatken oğluyuz. Avaz Can'la iştelik. Avam bora salam aleykum. Birinci nöbette adam bilen oyumge katta rahmet etmokçuman. Okşumge kattık karab. Katta kılışken. Şimdi şunu, neticesini oşa Peterburg'da okuşta kurdum ozum. Oşa tıl bilgenliğim, ozumu sahnede korsatışım, tarbiyem bilen az mı kop mu hürmetke eriştim. Beşinci kursda diplom spektakiller koyatkenimizde ustazımız yetide adamı yığıp, onun içi de manan barman. Bir tiyatr açsak, truppa açsak, nima deysizler degen bir fikir ortaya taşadı. Şunda man kilandım endi nima qilaman? O'shanda adamdan maslahat so'rasam, mayli senga imkoniyat beraman, o'sha yerda o'zingni sinagin deb duo qildilar. Xudo xohlasa, yuzlarini yerga qaratmayman degan umiddaman. Человек, господин Коинер, мы журналисты, и мы наслышаны о ваших достижениях в области всего. О ваших заслугах гудит вся общественность. Но, в общем-то, вы не примечательны абсолютно ничем. А из каких газет вы будете? Из правильных. Радостно выходить по утрам со свежеисписанными листами. Наборщик ждет тебя, а ты спешишь через шумный рынок, где торгуют мясом и руками слова. Ты продаешь слова. Сыграем в игру. Каждое утро мой сосед заводит граммофон. А для чего он заводит граммофон? Чтобы делать гимнастику под музыку. А для чего он делает гимнастику? Чтобы стать сильным. А для чего он хочет стать сильным? Чтобы победить своих врагов в городе. А для чего ему нужно победить своих врагов? Чтобы есть. А для чего он ест? Чтобы каждое утро делать гимнастику под музыку. А для чего он делает гимнастику? Для того, чтобы стать сильным. А для чего он хочет стать сильным? Для того, чтобы победить своих врагов в городе. А для чего ему нужно победить своих врагов? Чтобы есть, а для чего он ест? Чтобы делать гимнастику под музыку. А для чего он делает гимнастику? Чтобы победить своих врагов в городе. А для чего он делает гимнастику? А что он ест? А что он ест? Ладно, не думайте. Имя? Коинер. Возраст? Молод. Работа? Безработный. Жена, дети? Холост? Нет. Слушайте, а будет что-нибудь поинтереснее? Господин Коинер, сядьте, пожалуйста, и успокойтесь. В первую очередь для вашей же безопасности. Затем расслабьтесь. Смиритесь и постарайтесь отвечать на наши вопросы как можно точнее. Вы слушаете радио в 6 вечера? Нет, в 6-часовом эфире есть ответы на все вопросы, и ничто им не ставит под сомнение. Господин Коинер, а вы в чем-то сомневаетесь? Хвала сомнению. Приветствуйте радостно и с уважением того, кто проверяет каждое ваше слово, как подозрительную в окно. Чем вы любите заниматься в свободное время? Смотреть на людей, как они работают. Ага. А нет, свободное? Смотреть на людей, ждущих от меня работы. Послушайте. Да. А у вашего коллеги нет ко мне вопросов? Нет, он стажер. И по натуре очень молчалив. Ему полезнее слушать, а не говорить. Ваш любимый писатель? Адольф Гитлер. Правда? Нет. Если вам не нравится, это может быть любой другой. Гофман,
Гёте? Как? Господин Коин, да. Давайте посерьезнее. Давайте. От результатов этого интервью зависит очень многое. Давайте. Şu Avazbek şu yerde okumakçı. Kızıl diplomlarga bitirdi. Bir ronda tort yok. Hemme bahası 5. Nemege şu sahan tellev aldı kim bu ödüm? Ergin Agam ikalemiz sıfatlaşırkenimizde Ergin Agam isteyesi mi? Şu gün geçe eğitmegen. Dede ben sizi sahiz edip okuştu bitirgenden kegen eğittim. Ben şu payet geçe indemezden yurdu oğlum. Oğuzu terlenip yürürken o isimle monologlar eğitti. Eştip yekle vardım deyip kapırdılar da. Hamma bahası 5 nimaga bir yuristmi bir bo'lsa bo'lardi dedilar. Aqlli, ilmli odamlar bu sohaga ham kerak degandim. Qani bitta mana ro'x she'r o'qisam nimadir bor yo'q o'xshadi. O'sha birinchi kurs paytida o'zbek degandan nazarga olmagan hech kim. Mana o'zi aytib beradi. Nechta o'zbek tilida? Bitta. Bitti mi siz? 7'de diplomlu işte Geroy'da oynadı. Bitti spektakilde ulanı oynattı. Bu 51 vay. Ha. Bana bu 61 vay. Ha. Allah odun yapır sana. Kencetay. Aşırlayıp biraz ama. Sanatkar bölesi soruşadı. Ben cevap veremem. Bizden oylam sanatkar. Sanatkar öyle. Ben çünkü yaşlıyımdan sanatka kızık giyemem, sanatka hoş görmem. Ve elbette sanat hakkı da çünkü giyemem. Cevap veremem. O zaman biznes yönelişte sanat görmek için. Rahman. Sağ ol. Rahman. Bugün günde bunlarla havas kılıp sahneye çıkıyorken bana nivaraları yan, yanları da yanımızda kızım müşteri bana yakında sanat institüsüne kiremendiler. Barbar olmanı tayyagi olma düşerken de. Ha ha. Eşittim kiriptiler. 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 Gördünüz mü? Hazır ki ben şu diyalogda malum bu yaptı ki o şey nevaraları giyem o zine kıdarıya bu sen kiresen de geldi de yordam kime geldi. Doğru. Biz akamız, ustozimiz, O'zbekiston xalq artisti, marhum san'atkor Mirza Aziz chiroyli ta'rif berganlar sizga. Aktyorlar akademigi deb. Ruxsat bersanglar, ikki qator O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilovdan bo'lsa. Kimlardir maqtandi savlati bilan. Kimlardir maqtandi savlati bilan. Kimlardir maqtandi davlati bilan. Men nimam bilan maqtanay desam ajal chalib o'tdi navbati bilan. G'animat omonat dunyoda hech qachon kibrlanmaylik azizlar. Har bir on har dam g'animatligini his qilgan inson o'zini borlig'ini his qiladi. Umringlar uzoq bo'lsin, hech qachon dard ko'rmanglar. Rahmat. Siz menga o'xshar ekansiz. Mamlaka qilmayman nima u? Ha? Shukrlarim ham o'rganmadim-da.
sizi şagirdlarınız içinde bir yigitçe var, bir oğlan var. O bizi tiyatrımızı baş rejissörü Asqarjon orqali topilgan bir topilma, bir gap har deb ayta olaman. Bu so'zni o'sha yigitni o'ziga ham aytganman. Bugun mana shu yigitchani qarsaklar ostida davramizga taklif etdim. Men Mo'minjonning nevarasi bo'laman. Mana shu odamlarni hayron qiluvchi voqealarga boy quyuq o'rmonzorli makonda yashayman. Bobom o'rmon qorovulxonasida ishlaydilar. Mening bobom bobolarning eng yaxshisi. Bobojonimni juda yaxshi ko'raman. Birovga hech ozor bermaydi. Shuning uchun ham Orasqol amaki unga hech kun bermaydi. Hamon oldida qichqiradi, masxara qiladi. Bobom esa bobom Orasqol mast bo'lib kelganida uning hayosiz ko'zlariga tupurishni o'rniga izzat bilan tutib oladi. Otdan tushirib uyiga olib kirib yotqizib ham qo'yadi. Bularni hammasiga Bekay xolamni tug'masligi. Nega shunday? Nega? Istasang tuqqin, istamasang tug'ma deb qo'ya qolsa bo'lmaydimi? Orasqol amaki Bekay xolamni urganida bobomga rahmim keladi. Undan ko'ra bobomning o'zini urganda uncha azob yemasdi. Bekay xolam qichqirganida u shunday qiynaladiki, shunday qiynaladiki. Bobom aralashmoqchi bo'ladi-yu. Lekin bunga buvim yo'l qo'ymaydilar. Aralashma. Sen cholga kim qo'yibdi? Xotin seniki emas, joyingda tur, dedi. Oğlum. Kechir. Shunaqa bo'lib qoldi. Kechir. Yur, uyga ketdik. Qorning och qoldimi, a? Yo'q. Ustozimiz non berdi. Vay, vay, arazgo'y bolam, a. Arazgo'y bolam, a. Ke. Bilasanmi nima? Bizi ovulga bug'ular keldi. Bug'ular? Ha. Rostami, bobojon? Rost. Bir emas, uch borish. Ure! Qayoqdan keldi, bobojon? U aravo davonni ortida. Bobo, ular biz tomonda qolishadi, bobojon qolishadi. Hech kim ozor bermasa, hech kim ularga tegmasa qoladi. Qoladi bobo, qoladi. Ketdik bobo. Yur, shoshma. Yur. Men qara. Hozir uyga borganda ular meni so'ksa sen qo'rqma. Xo'pmi? Bu gaplarga seni parvo qilma. Ular qancha dod voy qilsa ham, do'q popsa qilsa ham senga hech aloqasi yo'q bolam. Xo'pmi? Agar ular seni dilini ortsa, qo'pollik qilsa, dunyoni ostin ustin qilib tashlashga tayyorman bolam. Chindimi? Menga qara. Bu gaplarni senga hech aloqasi yo'q. Seni vazifang maktabga qatnash. O'qish. O'qish, chindimi? O'qish. Yo'q. Ha
Akşama spektaklda Mom'un rolüge şu Kazak rejissörü bana tavsiye kıyan köşçeli. Dedi bana körü bir ucada Moşini aktör, o ne Moşi diye, oyun olmadı diye. Koyuldu. Ken Asgar Hanım'ı minip Ergen'e şunu oyna vereyim dedi. Maittim koyun, yakında Samarkand'dan geldim. Dedi kaç kadar da oynayayım ama. Oynayın dedi. Mayla oynayayım ama eğer o spektakir bolaga kurulgan asli. Chingiz Aytmatov bolani qahramon qilyam. Bola yaxshi bo'lsa o'ynayman dedi. Bola zo'r bola dedi. Buni chitkasini ko'rdimda men yig'lab o'tirib tomosha qildim. Mashhur rolni o'ynayman dedim. Eng yaxshi rollarimdan bittasi mana shu Mo'min bo'lib qoldi. Bunga sababchi mana shu bola. Hozir institutda o'qiydi. Hozir İkinci kurs. Ham bizde ikide spektaklde oynayabdi hazır. Hazır karşı değil mi? Uzunu yaşı rolları var. Huda halısı geleceği de öz üstte işlese, denkeseli kımasa halkımızı sevimli sanatkarıya aylan eder. Kino'da ham kıladığın işlerim var bala. Sağ bugün. Sen dünya talaştın. Kuldu bu dünya, goh yoldan adaştin. Kuldu bu dünya, talaşıp, tortuşup öttin dünyada. Kah kah urganıca kaldı bu dünya. Sen dünya talaştin, kuldu bu dünya, goh yoldan adaştın, küldü bu dünya. Talaşıp tartışıp uttun dünyadan. Kahkah otken içe kaldı bu dünya. Erkin Kamilov. O'zi erkin, kamil inson. Hayotga teran nigohlar bilan qaraydigan, jamiyatda bo'layotgan yaxshiliklarni ko'ra biladigan, jamiyatda yashayotgan insonlarning ruhini ko'tara oladigan, ularga yaxshilik tarqata oladigan, ziyo sochadigan katta qalb egasi. Bugun ana shu inson bilan chaqchaqlashdi. Eller ara fakrımız, tende canımsız. Yüz yaşta hem ne Kur'an, baba canımsız. Eller ara fakrımız, tende canımsız. Yüz yaşta hem ne Kur'an, baba canımsız.